Yaz tatili geride kaldı ve artık özellikle iş, para, kariyer, evlilik gibi konularda karar verme zamanı. Peki karar verirken hangi burç neye dikkat etmeli? Uzman astrolog Şenay Yengel'in yorumuyla izliyoruz. K ile kalkıp zararla oturacakların ilkesiyle hareket edip burçlar karar verirken hangi noktaya dikkat etmeli? Tartışmalar haksızlıklara uğramalarına sebebiyet vereceğinden hangi burç kararlarını ne zaman uygulamaya geçirmeli? İş ve eğitim planları varsa hafta boyunca bu anlamda hayal kırıklıkları. Burçların doğru karar alma zamanlarını uzman astrolog Şenay Yengel, Magazin 8 izleyicileri için anlattı. Ve ani kararlar almamaya özen göstermeliler. Kimi kılı kırk yarar, kimi ani duygu patlamalarının esiri olur. Biz ne olursa olsun sizi sükunete davet ediyoruz. Ve doğru hamleyi yapmadan önce uzman astrolog Şenay Yengel'in bu tavsiyelerini aklınızın bir köşesine yazmanızı öneriyoruz. O zaman koçlarla birlikte altın değerindeki önerilerimize başlayalım. İş hayatlarında, eğitim hayatlarında istediklerini elde etmeleri, kendilerini ifadeleriyle doğru orantılı gerçekleşecek ama duygusal konularda pişmanlık duyacakları kararların altına imza atmak istemiyorlarsa kesinlikle öfkeye yenilip ani kararları hafta boyunca almasınlar. Boğalar, içinde bulunduğumuz haftada gökyüzünün finansal konularda şanslı kıldığı burçlardan. Bu yüzden Şenay Hanım kararlarınızı bu yönde vermenizi tavsiye ediyor. Finansal konularda son derece şanslı etkiler söz konusu. Yatırım planları, iş değişikliği ile ilgili konular, yeni anlaşma ve sözleşmeler için gökyüzü onları desteklerken cuma gününe kadar kararlarını almalı ve uygulamaya geçmekte tereddüt etmemeliler. İkili ilişkilerinizde zorlu bir haftadan geçiyorsunuz. Aman fevri kararlarla mutluluğunuzu bozmayın. Özellikle ön yargılı davranışlar içerisinde bulunmamaya hafta boyunca özen göstersinler. Yengeçlerin şansı yüzlerine gülüyor. Aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da ne karar verirseniz verin doğru yola çıkacak. Duygusal anlamda kendi kalplerinde biriken her şeyi ifade etmeli ve karşılık alacaklarına emin olarak ilerlemeliler. 23 Temmuz, 22 Ağustos doğumlu aslanlar. Bu hafta hayal kırıklığıyla alacağınız her karar ileride size kötü günleri beraberinde getirecek. Özellikle yurt dışı ile ilgili iş ve eğitim planları varsa hafta boyunca bu anlamda hayal kırıklıkları, iptaller, başkalarından kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya kalacaklarını bilmeli ve ani kararlar almamaya özen göstermeliler. Sevgili Başaklar, olumsuz enerjiler her bir yanınızı kuşatmış olduğundan bu hafta sükunet sizin için en doğru karar olacak. Yanlış anlaşılmalar, tartışmalar haksızlıklara uğramalarına sebebiyet vereceğinden kendilerini ifade etmemeleri, sessizliği bu hafta boyunca korumalar akıllıca olacaktır. Terazilerse başakların aksine ellerini nereye uzatsalar adeta her işleri yeşerip filizleniyor. Hayatlarını değiştirmek isteyen teraziler bu hafta karar vermek için en uygun zaman bizden söylemesi. Kendilerini her konuda doğru şekilde ifade edebilir, kalıcı iş ve ilişkilerin altına hafta boyunca imza atabilirler. Zorlu bir duygusal süreçten geçen akrepler, vereceğiniz her karar ilişkinizi bir çıkmaza sokacak. İyisi mi? Bir süre daha beklemekte fayda var. Sorunlu bir ilişkileri varsa ve evlilik içerisindelerse ayrılma veya ilişkiyi sürdürme konusunda bu hafta ısrarcı olmak beklenmeyen sonuçları ve pişmanlıkları getirebilir onlara. Bunlara dikkat etmeliler. Sevgili yaylar, karar verdiniz ancak uygulamaya geçeceğiniz zaman dilimi de bir hayli önemli. Bakalım yaylar için bu hafta doğru bir zaman mı? Sevgili yaylarsa özel hayatlarıyla ilgili yakaladıkları mutluluktan rahatsız olan üçüncü şahısların hoş olmayan entrikalarıyla karşı karşıya kalabilir ve kendilerini savunmasız hissedebilirler. Haklıyken haksız duruma düşmek istemiyorlarsa özel hayatlarına adı gibi özel tutmaya özen göstersinler. Oğlaklar, içinde bulunduğumuz bu haftada hem özel hayatınızda yaşadığınız sorunlar hem iş hayatınızdaki pürüzlerle yanlış bir karar vermekten kaçının. Özel hayatlarında yaşanan problemleri İş hayatlarına yansıtmamaya özen göstersinler. Kovalar, ani kararlar almanız ve sonuca bir an önce ulaşma isteğiniz geleceğiniz konusunda size zarar verebilir. Aman dikkat! Finansal konularda alım satımlar, yatırımlar ve ortaklık planlarını kesinlikle uygulamaya koymadan önce iki kez düşünmeli, mümkünse hafta boyunca bu anlamda kararlar almamaya özen göstermeliler. Ne demiş büyükler? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ünlü astrolog Şenay Yengel bu hafta balıklara ithaf ediyor bu sözü. İş ve eğitim hayatlarında tartışmalar,
beklenmedik sonuçları ve yapmadıkları şeylerle suçlanmalarını bir araya getirebileceği için öfkeyle kalkıp zararla oturacaklarının ilkesiyle hareket edip var olan şartları muhafaza edip ikili ilişkilerinde daha iyice, daha pozitif etkilerle samimi yaklaşımlar içerisinde olmaya özen göstersinler.